sırf ve sırf köy çocuklarından, yalnız ve yalnız köy çocuklarından. Mesela bizim Hendek'in 30 tane köyü var, 40 tane köyü var. Hendek'te biz köy imtihanlarına girdiğimiz zaman 103 kişiden 4 kişi kazandık. İstanbul'da Sirkeci'ye trene atladım, doğru Uçukkart'a şeye, trenle geldim, kaçtım Türkiye'den. 3 sene gitmedim. Almanca öğrenmek için, ondan sonra bir sene sonra da Alman 2 tane tanıdım, onlar da Uçukkart'taydı, beni aldılar evlerinde. 2 Alman kardeş, bir ben, bir odada yattık, bir aile çocukları gibi. Realschule'de de, Gymnasium'da ya diğer Grundschule'de olsun, buradaki öğretmenlerin umumi genel kültürü bilmem nesi, Türkiye'deki öğretmenlerle mukayese edilmez, imkanları çok. Sırf ve sırf köy çocuklarından, yalnız ve yalnız köy çocuklarından. Mesela bizim Hendek'in 30 tane köyü var, 40 tane köyü var. Hendek'te biz köy imtihanlarına girdiğimiz zaman 103 kişiden 4 kişi kazandık. Öyle bir imtihanlar vardı, çok ağır bir imtihanlar vardı. O 4 kişi imtihanı kazananlar yine köyüne gittiğimiz zaman orada tekrar imtihana tuttular. O 4 kişiden yine yalnız ben kazandığımı 3'ü de kazanamadım. O kadar sıkıydı, o kadar sıkıydı ki köylüleri, mezunlar eskiden yalnız ve yalnız öğretmenler sırf köylere tayin edilirdi. Kasaba, şehire falan filan değil. Sırf köydeki çocukları, köydeki insanları yetiştirmek için. Bundan 80-60 sene önce, 70 sene önce. Vay be, zamana bak. O zamanki zamanlar bizim köyde tek bir tane, benim çocukluğumda 4-5 yaşındayken Bulgaristan'dan gelen bir eğitmen vardı, Murteza Tunç diye. Biz o eğitmende okuduk 3. sınıfa kadar. Ama bizim zamanımızdaki 1. sınıftaki biz 1. sınıfta okuma yazmayı muhakkak 100'e kadar toplama, çarpma, bölme, 4. 5. sınıfta dikdörtgenin, karenin, her şeyin, geometri olsun, matematik olsun, faiz hesapları, hepsini biliyorduk ve yapıyorduk. Öyle bir eğitim sistemi vardı ki. Yani bu 70 sene öncesinden bahsediyorsun. 4. 5. sınıfta bütün dünya devletleri, dünya devletlerinin baş şehirleri, Türkiye'nin 7 bölgesi var Anadolu'da. Bütün bölgelerin iklimleri, şehirleri. Şimdi onlara bakacak olursam sıfır. Türkiye'deki eğitim, üniversitelerde ki öyle, liseler, ortaokulda, eskiden Hendek'te bir ortaokul, lise yoktu zaten. Bir ortaokul mezunu, İstanbul'da Pertemniyal Lisesi, Galatasaray Lisesi'ni bitiren pek nadir, çok az insan vardı. Ama yetiştiriliyordu yani, demek istediğim, bugünkü eğitim sistemine, bugünkü disipline bakacak olursak, sıfır. Yani bugünkü eğitim sistemi, disiplin birçok dallarda, birçok şeylerde. İstanbul'a Sirkeci'ye trene atladım, doğru Uçukkart'a şeye. Trenle geldim, kaçtım Türkiye'den. 3 sene gitmedim. O zamanlar nasıl geçiliyordu? Yani trene bindin, kontrol, gümrük nasıl? İşçi olarak. O zaman mı? O zaman Türkiye'de nerede olursa olsun bir torpilin olacak. İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan İstanbul'da Fatih'te babamın amcasının oğlu vardı. Özel okulu vardı, Faik amca diye. O beni 24 saatte işimi yaptı, treni atladım, geldim. Geldi ya. Stuttgart'a geldin o zaman. Hayır, Tübingen'e. Tübingen'e. Tübingen'in Lusnau diye bir MI firması vardı, bu tencere kapaklarını, tencereleri yapan. Hı. Bir sene orada çalıştım, Almanlarla tanıştım, bir mühendis tanıdım. Orada üniversite talebeleri. Bir seneli kazancımı bütün
Almanca öğrenmek için onlara verdik. Almancanı o zaman hemen öğrenmek için şey yaptılar. Tabii. Almanca öğrenmek için. Ondan sonra bir sene sonra da Alman iki tane talebe tanıdım. Onlar da Stuttgart'taydı. Beni aldılar evlerinde. İki Alman kardeş bir ben. Bir odada yattık. Bir aile çocukları gibi. Vay be. Ha, o zamanlar imkanlar vardı. Belli çünkü. Yaş kaç o zaman? Ha? Yaş kaç? Benim İlk mi? Geldin ha. Yaş 37 doğumlu, 64'te geldim, 27 yaşındaydım. Yine 27 bayılma. Yaşında kaçtım geldim yani. 26-27 yaşında. Ha, o zamanlar belli şuru Almanca, bir de bu muhasebe işleri var ya, hesap işleri, loan büroda, personel büroda. Onun şeyini yaptım, bir 3 bin mevcutlu bir firma eleman arıyordu. O zaman gittim loan büroda, muhasebede, orada çalıştım. Yani devamlı. Öyle bir fazla bir işçiliğim olmadı o zamanlar, şeydi. Daha başka imkanlarım vardı. Ama bende şey vardı o zamanlar, ne derler, enerji çoktu. Baden-Württemberg eyaletinin sendika temsilciliğini yaptım. Firmada sendika temsilciliğini yaptım. Şey vardı bende o zamanlar. Şey arkadaşıyız, ben de yıllardır. Realschule'de de, Gymnasium'da ya diğer Grundschule'de olsun, buradaki öğretmenlerin umumi genel kültürü bilmem nesi, Türkiye'deki öğretmenlerle mukayese edilmez. İmkanları çok. Şimdi bir Atapazan'da, Hendek'te, küçük Anadolu'da öğretmenin neyim ki akşam, gece gündüz onlar da tavla oynar, iskambil oynar öğretmenler de. Öğretmen evlerini kumarhaneye çevirdiler. Bu hakikatler bunlar. Bunlar konuşulmuyor, söylenmiyor.